Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhaba. Ben İsmet Hoca. Bugün size zaman ve takvim konusundan bahsedeceğim. Öğretim programının önemli konularından bir tanesi zaman ve takvim. Ve bu takvim hesaplamaları biraz bunun üzerine duruluyor. Türkler hangi takvimleri kullandılar? Ve miladi takvimle hicri takvim, yani ay yılı ve güneş yılı esasına dayanan takvimler arasındaki bazı farklar. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Tarihi dönemlendirmelerden bahsedeceğiz. Tarihin bir takım çağlara ayrılması vesaire. Buradaki farklı görüşler. Biraz bunlar üzerinde duracağız. Yararlı bir ders olacağını düşünüyorum. Şöyle başlayalım bakalım. Anlatalım. Zaman ve takvim demişiz. Bir giriş yapalım burada. Şöyle demişim. Var olduğu günden bu yana insanlar etrafında gerçekleşen ya da şahit olduğu olayların bir akış içinde seyrettiğini gördükçe zihninde zaman gibi bir kavram oluşmuş ve bunu takip etme ihtiyacı hissetmiş. Kimisi bir takım ekonomik ihtiyaçlardan olabilir, kimisi bazı dini ihtiyaçlardan olabilir ama bir şekilde insanlar zamanı takip etme ihtiyacı hissetmişler. Bu ihtiyaç zamanı tanımlamak için insanların bir takım kavramlar ya da kelimeler türetmesini de sağlamıştır. Ya da bizzat zamanı takip etmek için bazı araçlar ortaya çıkarmasını sağlamıştır. İşte takvimler bunlardan bir tanesi. Saatler de böyle vesaire. Önce, şimdi, sonra ya da dün, bugün, yarın gibi kelimeler hep bu anlamlandırma çabalarının bir sonucuymuş zihnimizdeki. Gelelim zaman ve takvime. Şöyle demişiz. Takvimler yaşaya geldiğimiz zamanı daha anlamlı kılmak ve insan hayatına bir düzen verme ihtiyacının sonucudur denmiş. Ortaya çıkmalarında farklı nedenler olabileceği gibi temel gerekçe ekonomik faaliyetler ve bir düzen yaratma çabası. Gerçekten de takvimin olmadığı bir düzen pek çok bakımdan çok büyük karışıklıklar yaratırdı herhalde. Devlet hayatında, eğitim hayatında, ekonomik faaliyetlerimizde, günlük yaşamımızda, dünyayı algılama biçimimizde çok ciddi sıkıntılar olurdu. Bu bakımdan takvimin insan hayatında çok büyük bir önemi var. Mesela Mısır'da, eski Mısır'da insanlar Nil Nehri'nin taşma zamanı hesaplamak için takvimler yapmışlar. Bunun gibi nice takvimler yapılmıştır. Geçmişin dönemlendirilmesi demişiz burada. İşte bu zaman ve takvim konusunun önemli kısımlarından bir tanesi bu. Geçmişin dönemlendirilmesi meselesi. Şimdi neden böyle bir şeye ihtiyaç duymuş insanlar? Önce bunun üzerinde biraz duralım. Burada ona bir cevap vermişim ben. Bu bizim tarihsel süreci anlamamızı ve sınıflandırmamızı kolaylaştıran bir durum. Bazı önemli gelişmeleri, bazı önemli olayları biz bir çağın sonu, bir çağın başlangıcı ya da tarihin başlaması ve tarih öncesi dönemler diye bunları sınıflandırmışız kendi içerisinde. Bizim bugün yani çoğunlukla kullandığımız dönemlendirme bu. İnsanlar tahminen M.Ö. 3200'lerde yazıyı geliştirmişler. Yazının bulunması tarih öncesi çağlarla tarihi çağları birbirinden ayıran bir gelişme olarak kabul edilmiş. Artık yazı kendinden önceki dönemlere göre daha net bilgiler veriyor insanlar için. Dolayısıyla tarihi çağların başlangıcı kabul edilmiş. Peki ondan önceki döneme ne denmiş? Tarih öncesi çağlar. Tarih öncesi çağlar nasıl ayrılmış kendi içinde? Bunu ikiye ayırmışız. Taş çağı ve maden çağı diye. Burada dikkatimizi çeken şey şu olmalı. Bu dönemi birbirinden ayırırken bizim için esas olan şey İnsanların araç gereç yapımında kullandıkları malzeme. İnsanlar taştan araç gereçler yaptıkları için taş devri demişiz. Madenden araç gereç yaptıkları için maden devri demişiz. Taştan yaptıkları eserlerin niteliklerine göre eski taş, orta taş, yeni taş çağı ya da işte daha önce işte kaba taş, yontma taş, cilalı taş falan deniyordu. Şimdi işte paleolitik, mezolitik, neolitik falan diye ayrılıyor. Diğer taraftan maden çağı, bakır, tunç ve demir şeklinde sınıflandırılmış. Peki tarihi çağlar nasıl ayrılmış birbirinden? M.Ö. 3200'den M.S. 375 yani kavimler göçü ne kadar olan döneme ilk çağ denmiş. Kimisi bunu 476'ya kadar götürüyor. İşte 396 diyen var falan böyle. İşte Roma'nın ikiye ayrılması ya da Batı Roma'nın yıkılması falan. Orta Çağ 375-1453, kavimler göçünden İstanbul'un fethine kadar olan gelişmeler. Yeni Çağ 1453-1789, İstanbul'un fethi ve Fransız devrimi arasındaki dönem. Ve Fransız devriminden günümüze kadar gelen dönemde yakın çağ olarak isimlendiriliyor. Peki bunu kim yapmış? Buna kim karar veriyor? Buna karar veren kişi burada. Christoph Cellarius diye bir adam.
Yalnız bu dönemlendirmenin şöyle bir problemi var, şöyle bir sıkıntısı var. Genelde bu tarihsel dönemlendirmede Avrupa'yı esas alan bir dönemlendirme çabası var. Yani ya Avrupa tarihini doğrudan etkileyen, ya doğrudan Avrupa'da olan ya da Avrupa tarihini etkileyen olaylar esas alınmış. O yüzden bu dönemlendirme tek dönemlendirme değil. Yani bunun gibi böyle buna alternatif bazı dönemlendirmeler var. Bunu birazdan göreceğiz zaten. Kaldı ki bu bile zaten genel geçer bir dönemlendirme değil günümüz için. Örneğin kimisi 476'yı alıyor Batı Roma'nın yıkılması. Yani Amerika'ya gitseniz Amerika kıtasında insanlar 1492 ile başlatıyorlar. Yani Yeni Çağ 1492 onlar öyle diyorlar. Çünkü bizim için İstanbul'un fethinin bir anlamı yok diyorlar. Gerçekten de bu olaylar mesela kavimler göçü Asya ve Avrupa tarihinde etkili olan ama yoğunlukla da Avrupa tarihinde etkili olan bir olay. Örneğin kavimler göçünün yani bugün Afrika tarihinde böyle çok belirgin bir etkisi yok. Orta Doğu tarihinde çok belirgin bir etkisi yok. Ne bileyim işte hele o dönemde henüz insan, yani Avrupalılar tarafından keşfedilmemiş kıtalarca hiçbir önemi yok bunların. Dolayısıyla bu biraz böyle aslında bir bölgeye has ve çoğunlukla da Avrupa merkezli bir tarihlendirme çabası. Dediğim gibi bu işi yapan kişi Christoph Sellerius diye bir tarihçi, bir bilgin. Mesela buna alternatif bir tarihsel dönemlendirme bizde de var. Süleyman Hüsnü Paşa kendisi bir tarihçi, askeri okullar için kitaplar falan da yazmış bir adam. Örneğin o daha çok Türk-İslam merkezli bir tarihlendirmeye gitmiş. Tarihi Kurunu Ula, eski çağ tarihi demiş ve Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'in hicretine, Mekke'den Medine'ye göç edişine kadar olan dönemi almış. Buna ilk çağ tarihi demiş. Sonra hicretten Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna kadar olan dönemi Orta Çağ olarak isimlendirmiş. Osmanlı'nın kuruluşundan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırışına kadar olan dönemi de Son Çağ olarak isimlendirmiş. Kendisi zaten bu çağı yaşıyor henüz. Dolayısıyla o da öyle bir dönemlendirme yapmış. Ama bunun yararı nedir dönemlendirmenin? Bunu tekrar söyleyeyim. Bu tür dönemlendirmeler kafamızda bazı şeylerin daha somut olmasını sağlar. Yani ben bir öğrencime desem ki Orta Çağ'da yaşanmış bir gelişme dediğimde eğer buraları biraz biliyorsa yani 375 ve 1453 arasındaki bir olayı ya da bir dönemi anlar. Kastettiğim şey bu. Bugün ya da ileride bu muhtemelen değişecektir de. Değişmesi de muhtemeldir. İnsanlık tarihini etkileyen çok önemli gelişmeler var. İşte internetin ortaya çıkması, bilgisayarın ortaya çıkması falan gibi. Şurada bunları açıklamışım. Bugünkü sınıflandırma Avrupa merkezlidir ve ya doğrudan Avrupa'da gerçekleşmiş olaylar ya da Avrupalılar etkilemiş olaylar esas alınmıştır. Bu durumun yarattığı sıkıntılar var mı? Var. Bundan az önce biraz bahsettim. Dünyanın geri kalanında bu olayların hiç etkilemediği coğrafyalardaki insanlar için bu dönemlendirmelerin ya da bu olayların çok da bir esprisi yok. Yani o yıllarda Güney Afrika'da yaşayan bir adam için İstanbul'un fethi hiç haberi bile olmamıştır. Yani duymamıştır bile. Dolayısıyla onun hayatında da çok önemli bir iz bırakmaz bu olay. Ama bazı olayları almamız lazım. İşte kimisi onu almış, kimisi bir diğerini almış. Bu böyle. Gelelim takvimlere. Takvimler birer sayma sistemi gibi düşünülebilir ve toplumlar arasında farklılıklar gösterebilir. Eskiden insanların tek bir takvim kullanmasını beklemek mümkün değil. Bu günümüzde bile yani bu kadar entegre bir dünyada bile söz konusu değil. Ama çoğunlukla tek bir takvim var. Miladi takvim işte günümüzde. Eskiden çok farklı takvimler kullanılmış. Kimi toplumlar takvimlerini hazırlarken dünyanın güneş etrafındaki hareketini esas almış. Kimileri de ayın dünya etrafındaki hareketini esas almış. Buna göre ay yılı ya da güneş yılı takvimleri dediğimiz takvimler ortaya çıkmış. Ama başka başka takvimler de söz konusu. Onu da söyleyelim arkadaşlar. İşte Türklerin kullandığı 12 hayvanlı Türk takvimi gibi. İşte bu yanılmıyorsam Mayaların kullandığı takvimdi. Sümerlerin geliştirdikleri takvimler vesaire. Eski Mısır'da kullanılan bir takvim. Şöyle görelim bunları. Değişik değişik takvimler. Bizim için daha önemli olan tabii ki Türklerin kullandığı takvimler. Bizim için sınavlarda falan gelecek kısımlar çoğunlukla bunlar. Şimdi toplumlar zaman zaman takvimler değiştirebilirler mi? Bu tür değişiklikler yaşayabilirler mi? Evet. Kimi zaman alfabesini değiştirmiştir toplumlar, kimi zaman kullandığı takvimi değiştirmiştir, kimi zaman ağırlık uzunluk ölçülerini değiştirmiştir. Bu normaldir de, tarihte olmamış bir şey de değil bu. Türkler daha önceki dönemlerde de alfabelerini değiştirdiler. Daha sonraki dönemlerde takvimlerini falan da değiştirdiler. Böyle şeyler yaşandı. Şimdi, Türkler
tarih boyunca hangi takvimleri kullanmışlar? Bazen bir takvim çok da işe yaramaz. Yani sizin o anki ihtiyaçlarınızı gideremeyebilir. O zaman başka başka takvimler geliştirirsiniz. Mesela Hicri takvimin özellikle Osmanlı mali sistemindeki ihtiyaçları gideremediğini biliyoruz. Devlet buna çözüm olsun diye Rumi takvimi geliştirmiş. Biz en eskiden başlayalım. 12 ayvalı Türk takvimi güneş yılı esasına dayanıyor. Takvim 12 yılda bir başa dönüyor. Bugünkü gibi sayılar yok. 2018, 2019, 20, 21 falan böyle gitmiyor. İşte at yılı, bilmem tavuk yılı falan gibi böyle gidiyor ama 12 yılda bir başa dönen bir takvim. Türkler uzun süre bunu kullanmışlar. İslamiyet'le beraber Hicri takvime geçmişler. Hicri takvim bu güneş yılı esasına dayanmıyor. Ay yılı esasına dayanan bir takvim. 354 gün bir yıl. Ve başlangıcı Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesi. Bu esas alınmış. Bu takvimlere başlangıç olarak belirlenen olaylar da öyle. Bunlar biraz da o takvimleri hazırlayanların inisiyatifine kalmış olan gelişmeler. Romalılar kendi şehirlerinin kuruluşunu almışlar. Yunanlar ilk olimpiyatları almışlar. Müslümanlar hicreti almışlar. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğumunu almışlar. Olur ya bir sürü takvim yapılabilir. Yani o belirlenen başlangıç tarihi aslında tamamen semboliktir. Siz ona sıfır diyorsunuz ve ondan itibaren saymaya başlıyorsunuz. Yoksa yani hicret olduğunda takvimler sıfırı göstermiyordu. Biz o döneme sıfır dedik, onu sıfır olarak kabul ettik ve üzerine saymaya başladık. Celali takvim güneş yılı esasına dayanıyor. Selçuklar tarafından geliştirilmiş. Mesela bunun başlangıç tarihi 1079. Tabii miladiye göre 1079. Onun için sıfır. Rumi takvim güneş yılı esasına dayanır. Mali hesaplamalar açısından bir kolaylık sağladığı için yapılmıştır. Rumi takvim biraz böyle hicri ile miladinin karması gibi bir şey. Son olarak miladi takvim. Zaten biz 1926'ya gelirken aslında yani ara ara yaptığımız düzenlemelerle neredeyse tamamen de miladiye dönmüş gibi bir şeydik. Yani ufak tefek değişiklikler oldu. Yılbaşını değiştirdik falan böyle şeyler yaptık. Güneş yılı esasına dayanıyor. Başlangıç tarihi Hz. İsa'nın doğumudur. 1 Ocak 1926'dan itibaren de biz kullanmaya başladık bu takvimi. Neden takvim değiştirmek gibi bir ihtiyaca gidilir? Bu dediğim gibi aslında dünyadaki gidişat ve daha çok etkileşim içerisinde, iletişim halinde ya da ekonomik ilişkilerinizi geliştirdiğiniz dünya ile bir eşgüdüm yaratmak zorundasınız. Dolayısıyla böyle bir tercih kullanılmış. Hicri takvim bugün bir takım işte dini günlerin işte Ramazan ayı, 3 aylar falan bunun gibi böyle hesaplamalarda kullanılıyor. Ama bugün devlet hayatında kullanılan, ekonomik faaliyetlerde kullanılan ve neredeyse dünyada tamamen de kullanılan takvim, miladi takvim. Biz de bunu kullanıyoruz. Yüzyıl hesaplamaları, bu da dersimizin önemli kısımlarından bir tanesi. Şimdi Hz. İsa, artık tabii hep miladi takvim üzerinden gidiyoruz, onu belirtelim. Hz. İsa'nın doğumunu sıfır olarak kabul etmişiz ve bu tarihten sonraki dönemlere milattan sonra şöyle görülüyor. Bundan önceki dönemlere ise milattan önce demişiz. Şimdi bu tabloda 0 ile 99 arası olan dönem insanlar yani bunu sıfır kabul etmişiz ve yaşıyoruz, 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 geliyoruz, geliyoruz. 0 ile 99 arasındaki döneme 1. yüzyıl demişiz. Bu arada bunu şöyle düşünelim. İnsanlar şuradan, tabii bu nereye kadar gidiyor bilmiyoruz. Bu tarafa doğru geliyorlar. Bugün 2020'lerdeyiz. Bu devam edecek tabii ki. 0 ile 99 arasındaki döneme 1. yüzyıl. 100 ve 199 arasındaki döneme 2. yüzyıl. 200 ve 299 arasındaki dönem 3. yüzyıl diye geçiyor. Hangi yüzyıl olduğunu hesaplamak burada kolay. Eğer 3 haneli bir rakamsa bu, en baştakine 1 ekleyelim. Eğer 4 haneli ise en baştaki 2 rakama işte 2020 21. yüzyıl oluyor. Ona bir ekleyeceğiz. Çok zor değil aslında bu. Biraz kafa karıştıran kısmı milattan önceki kısımlar. Neden derseniz milattan sonraki kısımlar sıfırdan böyle günümüze doğru geldikçe sayı büyüyor tabii. 100, 101, 102, 2020, 2021. Bu böyle gidiyor. Yüzyılın ilk 50 yarısına birinci yarı, ikinci 50 yıla ikinci yarı denmiş ve her 25'lik döneme de birer çeyrek denmiş. İnsanlar milattan sonraki tarihlerde tabii şöyle yaşadıkları için birinci yüzyıl, ikinci yüzyıl falan diye geçiyor. Ama milattan önceki tarihlerde durum biraz farklı. Burada sayısal değer büyüdükçe günümüzden bir uzaklaşma söz konusudur. Biz buradaysak eğer, şuralardayız,
100 mü bize daha yakın, 200 mü daha yakın milattan sonraki tarihlerde? Tabii ki 200 daha yakın ama iş milattan önceye gittiğinde milattan önce 25 mi bize daha yakın yoksa 75 mi bize daha yakın desek 25 daha yakın bir tarihi gösterir. O yüzden yarılandırma ve çeyreklendirme de buna göre olmuş. Zaten bu tablodan bakıldığında anlaşılır aslında. Çok da böyle kafa karıştıran bir şey değil. Nadiren soruluyor bu sorular. Olur da gelirse yapabilirsiniz. Bendense tavsiye gelişi güzel tarihler alın kendinize. İşte nedir? Mesela milattan sonra 1255, 13. milattan sonra 13. yüzyılın işte ikinci yarısının üçüncü çeyreği falan gibi böyle değerlendirilebilir arkadaşlar. Aklınızda kalsın. Gelişi güzel tarihler alın ve doğru olup olmadığına buradan bakın arkadaşlarım. Çok zor değil bence bu. Ben burada bazı böyle işinizi kolaylaştıracak bazı işler yaptım. Hesaplamalar geliştirmeye çalıştım. Bu bir kere soruldu üniversite sınavında. Milattan önceki tarihlerde sayısal değer büyüdükçe günümüzden uzaklaşıyor. Bunu biliyoruz. Yani milattan önceki 2200 tarihi 2000'e göre daha eski bir tarih bizim için. Bu tamam, bunu söyledik. Milattan sonraki tarihlerde sayısal değer büyüdükçe günümüze yaklaşıyor. Yani Fransız Devrimi, 1789'daki bu olay, İstanbul'un fethine göre daha yakın bir olay bizim için. Milattan sonra 2000 tarihi, milattan sonra 1900 tarihinden daha yakın bir dönemi ifade eder demişiz. Burada soruları çözerken şu milattan önce, milattan sonra kısmı tabii en kilit yeri sorunun. Ona dikkat etmekte fayda var. Sadece milattan önceki ya da sadece milattan sonraki iki tarih arasındaki farkı bulmak istiyorsak burada yapacağımız iş çok kolay. Bir çıkarma yaparız arasında ve aradaki fark bize gerçeği söyler. 2200 ile 2000 arasında milattan önce bu iki tarih arasında 200 yıl var. Milattan sonrası için de bu geçerlidir. 2000 ile atıyorum 2200 arasında 200 yıl vardır. Burada farklı olan şu. Milattan önceki bir tarihle milattan sonraki bir tarih arasındaki farkı bulmak istiyorsak bunları toplamamız gerekir. Yani milattan önce 2000 ile milattan sonra 375 arasında 2375 yıl var. Ya da şuradaki örnekteki gibi milattan önce 200 ve milattan sonra 250 arasında 450 yıllık bir süre var. Çünkü bir kısmını burada yaşıyor, sıfırdan sonra bir kısmını da burada yaşıyorsunuz. Yani mesela Roma İmparatorluğu milattan önce kurulmuş ve milattan sonraki tarihlerde yıkılmış bir devlet. Dolayısıyla iki milada ait döneminin toplamıdır onun ömrü. Şimdi bu soruyu ben aldım burada. Bu soru benim soru bankamda da var. Güzel de bir soru bence. Şimdi buraya ben bir soru aldım. Bu soru benim soru bankamda var. Güzel de bir soru, orijinal de bir soru. Bir takım öncüler verdim ve kaç tanesi doğrudur? Bunun üzerinden gitmeye çalıştık. Bakalım. Tek tek de böyle doğrulayarak gideceğiz. Pratik olur sizin için. Demişim ki ilkinde milattan sonraki döneme ait iki tarih. Mesela iki tarih alalım. Bunlar arasındaki fark bunların toplamıdır. Acaba öyle mi? Mesela 375 ve 1453 arasında 1828 yıl mı var? Hayır. Toplamamak lazımdı, çıkarmak lazımdı bunları birbirinden. Eğer biri milattan önce olsaydı o zaman toplardık. Bu yanlış. Takvimin başlangıç tarihi ne zamanmış? Sıfır, miladi takvim. Hazreti İsa'nın doğumu olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda tarihi çağların da başlangıcı diyor. Şüpheliyim bundan, böyle değil. Çünkü tarihi çağları biz neyle başlatıyoruz? Yazının icadıyla başlatıyoruz. Yazıyla beraber tarihi çağlar ve yazıdan önceki dönem tarih öncesi çağlar diyoruz biz. O zaman bu da yanlış, bu da gitti. Yani artık 4 olamaz, 3 de olamaz. Milattan önceki iki tarihten sayısal değeri büyük olan günümüzden daha uzak bir tarihi gösterir. Bakalım. Ya bunu geçiyorum. Bakalım 2200 mü? 2000 mi? Evet, şu biraz daha uzak bir tarihi gösteriyor. Çünkü biz buradayız. Milattan önce 500'de kurulup 330'da yıkılan bir devlet 830 yıl yaşamıştır diyor. Doğru. Gerçekten de böyle. O zaman iki tanesi doğru bunlardan. Cevap da Ceyhan olur. Hicri takvim hesabında bir yıl 354 gün iken miladi takvim hesabında bir yıl 365 gün. Bunu da burada anlatayım kısaca size. Çünkü miladi takvimde dünyanın güneş etrafında attığı bir tur bir yıldır ve dünya bu süreyi 365 günde tamamlar. Hicri takvimde ayın dünya etrafında attığı tam 12 tur bir yıl kabul edilir.
Dolayısıyla bu da 354 gün sürer. Yani iki takvim arasında 11 günlük bir süre var. Demek ki hicri takvim her yılı biraz daha hızlı geçiriyor. 11 gün fark var ve bu 11 gün fark 33 yılda 1 yıl hicri takvimin yaklaşmasına sebep oluyor. İki takvim arasındaki bu farka bakılarak hangi değerlendirmeler yapılabilir? Hicri takvimin daha hızlı bir şekilde yıl sayısını arttırdığını söylüyoruz burada. Bakalım. İki takvim arasında ilk başta 622 yıl fark vardı. Ama 2018 yılına geldiğimizde iki takvim arasındaki fark 579 yıla düştü. Sebebi de şu. Her yıl 11 gün yılı daha erken kapattığı için hicri takvim biraz daha hızlı ilerliyor. Yani bir gün gelecek, hicri takvim miladi takvimi geçecek. Böyle bir durum olacak. Ama tabi bunu hesaplamak lazım ne kadar sonra olacağını. Miladi takvimin mali hesaplamalarda yeterince işler olmadı. Yani sadece iki takvim arasındaki bu farka bakarak böyle bir değerlendirme yapmamız mümkün değil. Bunu söyleyemeyiz. İki takvimin farklı gök cisimleri üzerinden zamanı ölçmeye çalıştı. Evet, bunu söyleyebiliriz görüldüğü gibi. Biri dünyanın güneş etrafındaki hareketleri, biri ise ayın dünya etrafındaki hareketleri üzerinden bunu yapmaya çalışıyor. Demek ki iki takvimde iki farklı gök cismi üzerinden hareket ediyor. Yani cevap Denizli oluyor. 1 ve 3 oluyor. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Konumuz şimdilik bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Biraz hesaplama gerektiren derslerimizden bir tanesi oldu. Aslında tarihte çok yaygın değildir böyle dersler. Zaten bu tür matematiksel hesaplamalar yapacağımız tek konu da bu takvim konusudur arkadaşlarım. Mesela umarım anlaşılmıştır diyorum ve herkese iyi çalışmalar diliyorum.